Evet dostlar, kurgu işlemlerine başladık. Şimdi editörümüzün bazı araçları var. Şu kısım editör oluyor ve araçlarımız şurada yer alıyor. Şöyle ki, diyelim ki şu videoyu ben kendime yakınlaştırmak istiyorum. O halde ne yaparım? Alt kısımda şöyle bir slide aracımız var. Dilediğiniz gibi sağa sola çekerek işlem yapabilirsiniz veyahut küçüğe basarsınız, geri gider. Büyüğüne basarsınız, genişler. Şunu biraz toparlayalım ya da bilgisayarınıza kontrol ve mouse tekerleği ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu videoyu ben farklı bir şekilde görmek istiyorum. O halde şuradaki üçgene tıklarım. Video size diyelim. Small diyelim. Küçücük görünür. Dilerseniz bunu large da diyerek büyütebiliriz ve bunu extra large da yapabiliriz. Bu neden böyle yapılır? Diyelim ki bir sürü videonuz var. Hepsini extra yaptınız mı? İşin içinden çıkamazsınız. Hepsini küçük yapacaksınız. Hangisi ihtiyacınız var ise onu extra large yapıp orada düzenlemenizi yapabilirsiniz. Aynı şey video için de geçerlidir. Şunu ben medium yapayım. Şurada bir aracım daha var. Diyor ki görüntü modu. Non derseniz bak, resim diye bir şey yok. Ne olduğu hakkında bir fikrim şu an yok. Ama derim ki start and ve end. Yani başlangıca bir resim koy. Çok büyüdü bu. Başlangıca bir resim koy. Sona da bir resim koy. Dilerseniz derim ki her yerine resim koy abi. Bakın her yerine resim koydu. Gelelim şu kısma. Bunu snapping yani mıknatıs diyelim. Şöyle ki. Mıknatısı kapatıyorum. Ben şu videoyu buraya yakınlaştırmak istiyorum. Şu metrem cetvelim burada olsun. Yakınlaştırıyorum. Tutturamayabilirim. Kaçırabilirim. O halde ne yaparım? Snap'ı açarım. Kısa yolu S tuşudur. Bakın yaklaştığı gibi zıplıyor. Gördünüz mü? Bu nedenle bu genellikle açıktır bende. Sizde de açık olsun faydalıdır. Ve gelelim kahramanlarımıza. Siz bir videoyu üzerinde bir işlem yapacaksanız diyelim ki sileceksiniz, efekt atacaksınız. Öncelikle onu seçmeniz lazım. O halde ne yaparız? Selection Tool V tuşu. V tuşuna basarsınız. İstediğinizi seçersiniz. Dilersiniz, silersiniz filan. O artık size kalmış. Şurada dilerseniz sağa sola kaydırabilirsiniz. Şunu biraz genişleteyim. Sağa sola şu şekilde kaydırabilirsiniz. Ama klavyede H tuşuna basarsanız yani Drag Tool. Nereye gitti ya bu? Şimdi biraz geri götürelim. H tuşuna basarsanız şöyle istediğiniz gibi sağa sola kaydırabilirsiniz. Şurada önemli bir şey var. Bütün araçlar için geçerli. Bakın şurada kaydırabiliyorum değil mi? Şuraya geldim. İşlem değişti. Mouse'a geçti. Buranın Selection Tool'u oldu. Yani burada bizim verilemiş olduğumuz burada, şurada, şurada işlemez. O halde ne yaparız? Buraya geldim mi? Bakın aynı şey. Burası içinde var. O içinde ayrıca tıklamanız gerekiyor. Meşhur C jiletimiz. Şimdi şunu biraz ben geri götüreyim. Tutturamıyorum bunu. Mouse'umda biraz sıkıntı var. Ve mouse'um inat ediyor. Neyse böyle kalsın arkadaşlar. Tutturamıyorum. Diyorsunuz ki şu videonun başını ve sonunu ben istemiyorum. Ortasına ihtiyacım var. O halde ne yaparsınız? Hangi alan, hangi kareye ihtiyacınız var? Diyelim ki şuradan sonrası lazım. C'ye basarsınız. Bunu kesersiniz. Şuradan sonrasına da ihtiyacınız yok. Yine C'ye basılıyken jilete tıklarsınız. Şimdi ne oldu abicim? 3 farklı parça oldu. Bir video
3 video haline geldi. O halde ne yaparım? Başını tıklar silerim. Sonunu silerim. Şurada Ripple Delete Gap derim. Videom kurgu. Sleep Tool. Sleep Tool ne yapıyor abicim? Şimdi şu videoda chat'in acayip acayip bakıyor. Şöyle sağa kaydırıyorum. Ne oldu? Chat'in şimdi gülüyor. Ha, burada ne yaptı onu ben size açıklayayım. Benim videom diyelim ki timeline'daki yani editörde 5 saniyelik alan kaplıyor. Yani chat'inin buradaki görüntüsüne ben video kurgumda 5 saniye ayırmışım. Chat'inin görüntüsünü düşürmeden yani kısaltmadan yani şöyle ki şunu kısaltmadan sadece içerisinde videoyu sağa sola çeviriyor. Sağa sola götürüyor. Öyle diyeyim size. Eski konumuna getiriyorum. Tekrar yapalım. Chat'ini geri götürelim. Bakın yine alan değişmedi. Sadece kendi içerisinde sağa sola videoyu ileri ve geri sardım. Slide Tool. Şu cetvele dikkat edin. Şu videoya tıklıyorum. Sağa götürüyorum. Tutmuş olduğum videoda herhangi bir değişiklik yapmadı. Şu cetvelimin konumunu da aşmadı. Ama şurada bir şey yaptı. İşlem yaptı. Ne yaptı? Şurayı kısalttı. Şuraya tıklıyorum. Bunu şimdi ne yapıyorum? Sağa kaydırıyorum. Bu kez ne yaptı? Şuradaki konumu korudu. Kısalttı bunu. Kendisi sağa doğru geldi. Tersini yapayım. Ne oldu? Kendi konumunu korudu. Şunu uzattı. Şurayı korudu. Ama şurada sağa kaydı. Bu tarz işlemler yapıyorum. Daha detayı için artık pratik yapmanız lazım. Aracımızın ismi Ripple Edit Tool. Ripple Edit Tool ne yapıyor? Bakın seçtim videomu. En sağına geldim. Geri doğru gidiyorum. Ne oldu? Şu videoyu kısalttı. Ama şuna hiç karışmadı. Şimdi bunu biraz sağa kaydıralım. Ne oldu? Şunu uzattı yine buna karışmadı. Şimdi şöyle düşünün. Şurada bir sürü video var. Bir sürü video var. Hepsini tek tek sağa kaydırıp sonra şurada Selection tuğla tıklayıp da şunu uzatamazsınız ya da şunu kısaltamazsınız. Onun yerine ne yaparsınız? Ctrl Z yaptım. Şurada bunu dilediğiniz gibi kısaltıp uzatabilirsiniz. Şöyle bir şey diyelim ki şu kısmından sonrasını biraz yakınlaştıralım. Şu kısımdan sonrasını istemiyorsunuz. Normal şartlarda ilkin jilete tıklarsınız. Şurayı silersiniz. V'ye getirirsiniz. Selection Tool. Bunu Delete'ye basarak silersiniz. Sonra şu işlemi yaparsınız. 3 farklı işlem uyguladık. Biraz geri gideyim. Ama şu aracımız Ripple Edit Tool'a bastığınızda yani bunu kullandığınızda böyle bir 3 işlem yapmak zorunda değilsiniz. Tek işlemle şunun sonunu kısaltabilir ya da uzatabilirsiniz. Rule Edit Tool. Bu aracımız ne yapıyor? Tıklıyorum. Şu videoyu görün. Bu başlangıç noktası. 2.16. Şu nedir? 3. dakika 15. saniye. Bunu kullandığımızda bakın sağa çekiyorum. Başlangıç ve son noktayı bitiş noktasına müdahale etmiyor. Kendi içerisinde şu videoyu uzatıyor ya da kısaltıyor. Ya da şuna tıkladığınızda bunu uzatıp kısaltıyor ama ne yapıyor? Komşusunu hakkını biraz yiyor. Bazen olabilir ki bu videonun sonunu istemiyorsunuz ama şu videonun da başını istiyorsunuz. O halde ne yapıyorsunuz? Şöyle biraz sağa kaydırdığınız zaman işinizi görecektir. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunlara gerek yok. Ben aslında şunla hepsini çözebilirim. Evet, bununla çözebilirsiniz ama düşünün ki bir sürü videoyla kurgu yapıyorsanız şu araçlar var ya can kurtarandır. Son bir aracımız var. Şunu siliyorum.
Nedir? Tıklıyorum şuraya. Diyor ki ismi Red Stretch Tool. Bizim videomuz, şunu başa alayım. Videomuz şudur. Biraz izleyelim. Ha, pardon. Yeniden şunu atarım. İzleyelim. Gülme. Bunu tutuyorum. Sağa doğru götürüyorum. Ne oldu? Video iki katına çıktı. O halde biz şunu söyleyebiliriz. Videom yavaşladı. İzleyelim. Peki ben bu videoyu şöyle kısaltırsam ne olur? Şunu söyleyebilirim. Video hızlandı. Gördünüz. Bu ne yapıyor? Bu da zamanla ilgili videonuzu hızlandırır, yavaşlandırır. Bu ders bu kadar da görüşmek dileğiyle.